Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyet'in aklı Sivas'ımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Altınyayla ilçe müftüsü Mehmet Zahit İçli. 1984 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldim. İlk, orta ve lise tahsilimi Kırıkkale'de tamamladım. 2003 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne başladık. Akabinde 2007 yılında üniversiteden mezun olurken, aynı sene mensubu olmakla şerefyab olduğum Diyanet İşleri Başkanlığımızda İmam Hatip olarak Çankırı ilimizin orta ilçesi Kayılar Köyü'nde göreve başladım. Buradan da ilk göz ağrım olan Orta ilçesi Kayılar Köyü'ne en kalbi selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Sonrasında memleketim olan Kırıkkale'ye imam ve imam hatip ve müezzin kayyım olarak yaklaşık bir 4-4,5 sene kadar görevim oldu. Akabinde 2013 yılında başkanlığımızın açmış olduğu vaizlik sınavında başarılı olarak rahmetli amcamın İlçe müftülüğü görevi ifa ettiği Kırıkkale Çelebi ilçesinde vaiz olarak göreve devam ettik. Yaklaşık 3,5-4 sene kadar vaizliğimizden sonra yurt dışı görevlendirmemiz, planlamamız daha doğrusu yapıldı. Almanya Hamburg bölgesine, o planlama aşamasında Rabbimizin lütfu, ikramı, nasibi diyelim, Rize Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ne müftülük eğitimi, ihtisas eğitimi yapmak üzere yurt dışı görevimizden feragat edip ilim yoluna revan olduk. Elhamdülillah 2020 yılında oradan başarılı bir şekilde mezun olduktan sonra açılan ilk ilçe müftülüğü sınavında da başarılı olarak Sivas'ımızın Şirin ilçesi, altın kalpli insanların diyarı Altınyayla'mıza ilçe müftüsü olarak göreve başladık. Yaklaşık 3 yıldır Altınyayla ilçemizde ilçe müftülüğü görevini derüfte etmekteyiz. Türkiye Diyanet Vakfımızın faaliyetlerine gelecek olursak, yaptığımız çalışmalarımıza, dünyaya iyilik egemen oluncaya dek inşallah vakfımızın bayrağı altında çalmadık kapı, kazanmadık gönül, almadık dua bırakmamak üzere 7/24 inşallah aziz milletimizin hizmetinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere hayrun nas men yenfe'un nas. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bizler de insanlara faydalı olmak, tıpkı nasıl ki sevinçler paylaşıldıkça artıyor, hüzünler de paylaşıldıkça azalıyorsa, bizler de sevince sebep olan iyilikleri inşallah ailemizde, çevremizde, kurumumuzda ve sonrasında bulunduğumuz ortamda ve dünyaya yayılıncaya dek inşallah iyilik hareketine devam edeceğiz. Türkiye Diyanet Vakfımız imkanlarıyla tabii bu iyiliği gençlerimizle, daha da doğrusu 4-6 yaş Kur'an kurslarımızdan başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise de eğitim gören çocuklarımıza, gelecek nesli, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençliğimize en güzel şekilde aktarmak adına yaptığımız projelerle, uyguladığımız faaliyetlerle bunları hamdolsun ekibimizle birlikte peyderpey gerçekleştiriyoruz. Bunlardan birkaç örnek verecek olursak, ilçemizde bulunan gençlik merkezimizde özellikle kış döneminde, eğitim ve öğretimin devam ettiği dönemde gençlik merkezimizi gençlerimize açarak Haydi Altınyayla, Kur'an'la dirilmeye gençlik merkezine sloganıyla gençlerimizin milli ve dini değerlerle donatılması, akabinde de geleceğe ya da kuracakları aileye, çalışacakları kuruma, temsil edecekleri makamlara, görevlere hazır bir şekilde yol almaları için üzerimize düşen ne gerekiyorsa biz yapmaktayız. Elhamdülillah Türkiye Diyanet Vakfımız faaliyetlerini,
gerek vakfımızın hizmet alanlarını, gerekse Diyanet İşleri Başkanlığımızın hizmet alanlarını milletimizle buluşturmak adına gece gündüz demeden gayret içindeyiz. Rabbim inşallah bu gayretimizi daim eylesin. Milletimizin de, aziz milletimizin de vakfımıza olan teveccühüne, vakfımıza olan ilgisine, vakfımıza olan güvenine, emaneti ehline teslim etmesine de şahit olmaktayız. Şöyle ki henüz 8-9 ay önce yüreklerimizi burkan 6 Şubat Maraş depreminde altın yaylamız Türkiye'mizde olduğu gibi altın yaylamız da seferber oldu ve oradaki depremzede kardeşlerimizin yaralarının sarılmasında, onların acılarının bir nebze olsun dindirilmesinde ellerinden gelen yardımı Türkiye Diyanet Vakfı kanalımızla o deprem bölgesine ulaştırdık. Şu anda yine dünya gündeminde olan, yine içimizi yakan diyelim, Filistin'de yaşanan vahşette de yine altın yaylamız Türkiye Diyanet Vakfımız aracılığıyla oradaki mazlum kardeşlerimize, masum kardeşlerimize yardım elini uzatmakta. Hatta yakın zamanda aldığım bir telefonda, gelen bir telefonda köyünde bir vatandaşımız kapısındaki 30 hatta 29 malının olduğunu, büyükbaş hayvanının olduğunu, yakın zamanda da bir büyükbaş hayvanın daha geleceğini söyleyerek, yani şimdiden zekatımı da gönderebilir miyim o Filistinli kardeşlerimizin yarasını sarmak adına diyerek, burada vakfımıza olan güven, milletimizin civan mertliği, gönül yüceliğine de şahit olmaktayız. Bunların haricinde yine Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla, imkanlarıyla yetim ve öksüzlerimizin yüzlerini güldürdük. Onların gönüllerini aldık. Onların yüzlerinde bir tebessümün açmasına vesile olduk. Bayram günlerinde özellikle ilçe merkezinde, belde merkezinde, ilçemize bağlı bir beldemiz var ve köy ve mahallelerimizde çocuk, bütün ne kadar yetim ve öksüz varsa başlarını okşadık ve Türkiye Diyanet Vakfı imkanımızla onların bayram harçlıklarını da ceplerine koymuş olduk. Biz burada özellikle Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla gençlerimiz üzerinde olduğunca hizmetimizi ya da emeğimizi artırmaya gayret ediyoruz. Ve onun da meyvelerini şöyle görmekteyiz ki bir gün okuldan çıkan 3 öğrenci yolda buldukları bir miktar nakdi parayı getirip camideki hocamıza teslim ediyorlar. Hocam biz bu parayı bulduk, bizim hakkımız olmadığını biliyoruz. Bunu bir vatandaşın kaybettiğini biliyoruz. Siz gerekli duyuruyu yapın diyerek, işte bu da insanların gönüllerine, yani bu iyilik hareketinin gönüllere dokunduğu zaman, iyilik hareketi bedenlere nüfuz ettiği zaman, akıllara yerleştiği zaman inşallah hayatımızı da tüm iyiliğin kapsayacağına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere bu imkanı sunduğunuz için Türkiye Diyanet Vakfı yönetimine, Diyanet İşleri Başkanlığımıza şükranlarımı arz ediyorum ve bu 3 yıllık ilçe müftülüğümüz süresince de gerek ilçe müftülüğümüz gerek Altınyayla Türkiye Diyanet Vakfı ilçe başkanlığımız faaliyetleri süresince de her daim yanımda olan personelime de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.